Ben Doktor Zümrüt Duman, Sinema Laboratuvarları Medikal Direktörü. Sinema laboratuvarları olarak çok önem verdiğimiz ve uzman olduğumuz alanlardan biri olan beslenmenin çocuklarımızdaki hiperaktivite ve dikkat eksikliği üzerine etkilerini konuşacağız bugün sizlerle. Konuk konuşmacımız Profesör Doktor Nuray Yazıhan. Şimdi kendisine bir istek gönderiyorum. Son yıllarda Amerika'da hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu tanısı alan çocuk sayısı çok artmış. 9.1 milyon çocuk bu tanıyı almış durumda. Beslenmenin anne karnından başlayarak nasıl bu alanda etkili olduğunu konuşacağız. Evet, Nuray Hanım bağlandı sanırım. Merhabalar Nuray Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkürler. Evet. Sorunsuz bağlandım. Çok mutluyum direkt. Evet. Sorunsuz, rahat bir şekilde bağlandık. Umarım yayın da aynı şekilde, rahat bir şekilde gider. Evet, Nuray Hanım, kısaca katılanlar için kendinizi tanıtır mısınız bize? Tabii ki. Ankara Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde iç rahatsızlıkları fizyopatolojide öğretim üyesiyim. Bizim bir de ek olaraktan, özellikle beslenme ile ilişkili olaraktan, disiplin arası gıda metabolizması ve klinik beslenme anabilim dalımız var. 2017'den beri kurucu başkanlığını yapıyorum ben bu anabilim dalını. Büyük onaylı olaraktan yüksek lisans ve doktora programında eğitimler veriyoruz. Diğer açıdan da orası devam ediyor. Çünkü hastalıklarda hem mekanizma önem taşıyor, hem beslenme, hem gıda. Bugün de onlardan bahsedeceğiz zaten. Evet, biz de sinema laboratuvarları olarak beslenme çok önem verdiğimiz ve uzman olduğumuz alanlardan bir tanesi. Kronik pek çok hastalığın kök nedeni yine beslenme. Modumuzda yine beslenme çok önemli. Bugün de acaba bu çocuklarımızdaki hiperaktivite, dikkat eksikliğinde beslenme nasıl rol oynuyor, neler yapabiliriz? Sizinle onu konuşacağız. Evet, şimdi öncelikle hiperaktivite, dikkat eksikliği dediğimiz zaman bunun bir tanımını yapabilir miyiz? Nedir hiperaktivite, dikkat eksikliği? Valla aslında bu bence çok zor bir konu. Hep konuşacağımız konulardan bir tanesi. Çünkü bir spektrum dediğimiz bir grup semptomlardan oluşuyor. Hani şu olduğu zaman çok net şu denen bir kavram yok. O yüzden çok geniş bir kavram söz konusu. Çok farklı bulgular var. O yüzden aslında psikiyatrinin alanı bu, biliyorsunuz. Psikiyatri konu tanı kriterlerine göre DSM-5'e baktığımız zaman belli kriterler koymuşlar. Bu kriterler eğer görülüyorsa hastamızda, o zaman tanı konmaya başlıyor. Mesela İşte dikkatini verememek. O yüzden hani dikkat eksikliği hiperaktivite diyoruz ama herkesin hiperaktif olması gerekmiyor. Bir de hiperaktiviteyi sadece fiziksel gibi düşünmeyin. Bu beyinsel hiperaktivite aslında çok ön planda burada. Beyin o kadar hızlı hareket ediyor ki kalan kısma yetişemiyorsunuz. Hatta karşı taraf konuşmaya başlıyor. Onu dinlemiyorsunuz. Sözünü kesiyorsunuz. Ya da vücudunuz ona adapte olamıyor. Bazen dürtüsellik ön planda olabiliyor. Daha saldırgan olabiliyor bu çocuklar. Farklı paternleri var. Genellikle okul uyumsuzluğu, arkadaşlar da sıkıntı yaşayabiliyorlar. Eğitim süreçlerini etki ediyor, akademik kariyerlerini etki ediyor, sosyal hayatlarını etki ediyor. Ve son dönem maalesef çok çok yaygınlaştı ya da bir şekilde bu tanılar çok arttı diyelim. Bu yönelik şeyler çok fazla. Öyle olunca da tabii daha çok gündeme oturmaya başladı. Ama hani özünde mental çabayı özellikle gerektiren, organize olamamak, bir konuya odaklanamak, bir sürü işle başlıyor ama bitiremiyor bunları. Hep sürekli dağınık bu arada. Şeyleri toparlayamıyor, bir noktaya getiremiyor, onları dizayn edemiyor. Bunların hepsi aslında dikkat eksikliği kısmına giriyor. Hepsini katabiliyoruz. O yüzden çok geniş şeyler konuşacağız bugün. Her birinde farklı şeyler devreye girecek, farklı özellikler devreye girecek. Onları ayrı ayrı değerlendirmek gerekecek. Evet, tanı aslında bir spektrumu evet. Baştan sona kadar içeriyor. Onun için her bir çocuğun da özelliği farklı. İşte bazıları hareket olarak belki daha şey, bazıları dinleyemiyor, bazıları da birazdan belki bahsedeceğiz, sinestezik bulguları ön planda, dürtüsel bulguların ön planda olduğu çocuklarla karşılaşabiliyoruz. Evet, bu tanı gerçekten son yıllarda çok artmış durumda. İşte Amerika'daki istatistikler neredeyse 10 milyon çocuğun 2 ile 17 yaş arasında bu tanıyı aldığını ve bu sayının giderek arttığını, ciddi bir problem olduğunu söylüyor. Bu ülkemizde de böyle ya da dünyanın diğer bölgelerinde de aynı şekilde diye düşünüyorum. Ve burada önemli konulardan bir tanesi de gerçekten beslenme.
Şimdi burada o zaman bizim çocuklarla ilgili, belki daha çocuk doğmadan önce, gebelikten itibaren annenin beslenmeyle ilgili nelere dikkat etmesi lazım? Neler yapabiliriz? Yani tabii şimdi önce bir hani nöron yapısından başlarsak, beyin yapısından, işte bu olay aslında sadece dikkat eksikliği düşünmeyelim. Direkt COVID'de çok ön plana çıktı. Nörolojik hastalıklar bir patladı aslında şu an. Erken dönem Alzheimer görüyoruz, Parkinson görüyoruz. Otistik çocuklar çok arttı. Hatta size de konuştuk ki otistik çocuklara ayrı bir webinar yapmak lazım. Çünkü onlar apayrı bir spektrum. Dikkat eksikliği çok arttı. Bir de tabii yaşam tarzı çok değişti. Evlere hapsedildi çocuklar, farklı şeyler olmaya başladı. Öyle olunca bütün hayat düzenimiz değişmeye başladı. Tabii sadece çocuk değil, annelerin de değişmeye başladı. Şimdi nörolojik gelişim açısından bakarsanız bir nörodejeneratif hasta dediğimiz bir olay var. Yani o sinir sistemi orada hasarlanıyor ve azalıyor. Bir de bunu değişmeden giden bir grup var ki o yüzden çok ilginçtir bu dikkat eksikliği. Onlar da aslında çok net bir azalma yok. Tam tersi bir sinaplarda artış var. Beyinde böyle farklı farklı nöron aktivitelerinde artışlar söz konusu. İşte bu motor olabiliyor, gidiyor bir yerlere çarpmaya başlıyor. Beyin atipik hareketler gösteriyor, birbiriyle uyum gösteremiyor, duygusal kendini ifade edemiyor gibi düşündüğümüz zaman. Öyle olunca bunun gelişim süreci zaten anneden kaynaklı. Yani gebelik başladığı andan itibaren ilk trimester dediğimiz ilk dönemde, ilk 3 ay içerisinde beyninizin belli bölgeleri gelişmeye başlıyor. Özellikle dikkat eksikliğinde bizim frontal lob dediğimiz şu beynimizin ön kısmı en çok etkilenen bölge. Burası da bizim gerçekten organizasyon merkezimiz. Mesela kafanızın ön kısmını çarptığınız zaman da bunu ortaya çıkabiliyor. Yani annen eğer beslenmesi iyi değilse, o nöronları doğru geliştirecek şekilde besin maddeleri annede yoksa, gebelik öncesinde katmak lazım burada. O yüzden prenatal diyoruz. Gebelik öncesi, gebelik dönemi ve gebelik sonrası çok kritik. Hele gebelikte anneye bağımlı artık bebek. Anne ne yerse onu alacak. Başka bir şansı yok. Bir göbek bağımız var. Annenin duyguları, annenin besinleri. Aynı onu besleyecek. Duygularını besleyecek. Beynini besleyecek, nöronlarını besleyecek. Beyin yapısına baktığımızda da onun içerisinde bulunan nöronal aktivite açısından bir nöron yapısını doğru onarmak lazım. Bu yapı güzel olacak. Bir de bunlar güzel konuşacaklar. Hani bu nörotransmitör dediğimiz Latincesi ya da tıp dilinde aracı moleküllerin doğru gitmesi gerekiyor. O aracı moleküllerde aminoasitlerden yapılan, belli kofaktörler kullanan, vitamin mineralleri kullanan maddeler. Mesela bu hastalarımızda dopamin çok artıyor. Dopaminerjik aktivite çok, çok fazla, dürtüsellik çok fazla da. Bu olay o kadar ilerliyor ki mesela dopamin azaldığı zaman da Parkinson oluyorsunuz. Yani sizin oradaki denge bozulduğu anda, ona dengeli beslenmediğiniz zaman, hani bırakın bütün diyetleri, her şeyiniz değişmeye başlıyor. Anne zaten defektif gelirse, ki bizim annelerimiz maalesef öyle, kendine çok bakmıyor kadınlarımız, gebelikte de çok bakmıyor. O zaman yeterince bu işte folik asitini almazsa, B vitaminlerini almazsa, o bizim için gerekli olan proteinleri, aminosit almıyorsa, bunun yapı taşı olan çinkosunu yeterince almıyorsa, o zaman hastada artık sorun çıkmaya başlıyor. Gebelikte bunu fark etmiyoruz. Çocuk genelde Evet, ilkokul sınavından önce, çok sonra çıkıyor. O yüzden çok yani güzel bir çok konu. dikkat etmek lazım. Buyurun lütfen, kusura bakmayın. Çok güzel bir konuya değindiniz. Hani güzel gidiyor ama şöyle hani arada bir toparlayacak olursak, şimdi annenin Tabii. aslında hamile kalmaya karar Karar verdiği verdiği andan anda. itibaren Aynen öyle. mutlaka bir kan testi yaptırması, neleri eksik, neleri fazla. Bunlar çok çok önemli. Çünkü o dönemde tamamen bebeğin özellikle ilk gelişme döneminde her şeyi anneden alıyor. Ve annede bunlar yeterli değilse bir takım problemler oluşuyor ve bunlar daha sonra işte yaşama yansıyor. Onun için biz eğer bir bebek düşünüyorsak öncesinde mutlaka ve mutlaka işte vitamin eksikliklerimiz, mineral eksikliklerimiz, beslenmemizle ilgili doğru beslenme dediğimiz, birazdan Nuray Hanım bunu daha da açıklayacak bize. Gıdaları tüketiyor olmamız lazım ki iyi bir embriyo gelişsin ve iyi bir embriyodan sağlıklı bir çocuk dünyaya gelsin. Evet, bu çok önemli. Lütfen hani bu konuda yapabileceğimiz çok basit şeyler var. İşte bir folik asit, biraz önce bahsettiğimiz Evet. gibi. Bunlar artık çok rahat her yerde yapılan testler. İşte amino asit testleri, bizim amino asitlerimiz, özellikle böyle proteinden fakir beslenen bir grup kadın var. Bunların gebelik döneminde mutlaka ve mutlaka esansiyel amino asitleri dışarıdan alması lazım. Hem kendisi hem bebeği için çok kıymetli. Evet, Bir de şimdi sizden ben bir buyurun. ekleme yapacağım orada. Sadece böyle yetersiz alan diye düşünmeyin.
Yine beslenmede konuşacağız onu. Çoğumuzda SIBO var biliyorsunuz. Bağırsak sızdıran bağırsak sendromu var. Yani siz bir şeyleri yeseniz de bazen sindiremeyebiliyorsunuz. O yüzden de yediğinizi düşünmeyin. Bir ölçümü yapıyoruz. Bütün değerleri düşmüş durumda. Ya da mide şikayetiniz var. Proton pompa inhibitörü kullanıyorsunuz. Eminim gene olmuyor. Öyle olunca da Evet, ona mutlaka bozuluyor. bakmak lazım. Hani şey diye düşünmeyin. Evet ben çok güzel besleniyorum. Her şeyim çok iyi. Ama ben hep istatistiklere bakıyorum Türkiye'de. Yani Türkiye'nin yarısı zaten ağrı kesici kullanıyor. Kafadan onlar var. Arkasından mide ilaçları başlıyor. Antidepresanlar başlıyor. Şimdi bu profili görürsek eğer, bu 15 yaş üstünden bahsediyoruz. Ya bu insanlar yese bile bir şeyler ters gidecek demektir. O yüzden bir dikkatli olmak gerekiyor. Bir şeyleri önce kendimiz için. Zaten biz iyi olursak bebeğimiz de iyi olacaktır mutlaka. O da sağlıklı olacaktır. O Evet, yüzden bunları dengelemek gerekecektir. çok güzel bir şey vurguladınız. Yine biz 10 yıldır bu bağırsak flora testlerini, bağırsak geçirgenliği ile ilgili testleri çok yapıyoruz ve ülkemizde yaygın görülen problemler, proton pompa inhibitörleri, antibiyotik kullanımı, Çok kabızlık fazla. ve bunların da flora bakterilerini çok etkiliyor. Dediğiniz gibi işte dopaminler etkileniyor, asetilkolinler, Evet. serotoninler ve bütün Dinler. bunların yansımasıyla hem annede bir takım problemler, B vitaminleri işte bizim için çok önemli. Ne oluyor? B vitaminlerini vücudu kullanabilmesi için gerekli flora bakterileri olmayabiliyor. Ya da Ve dışarıdan aldığı enzimler. için, evet, demirler, magnezyumlar kaybolabiliyor, toksik metaller kana geçiyor. Biz kendimizi sağlıklı besleniyor, dengeli besleniyor olarak görüyor olabiliriz. Kilomuz iyi olabilir. Ama bunlar tek başına yeterli değil. Günümüzde işte başta stres olsun, ambalajlı ürünler olsun, toksik metaller olsun. Bunların hepsi bizim bağırsak yapımızı da bozarak beslendiklerimizin de vücut tarafından tam olarak alınmamasına ve buna bağlı eksikliklerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Evet, şimdi siz hep böyle doğru beslenme, iyi beslenme dediniz. Peki, beslenme, iyi beslenme nasıl olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Neleri içermeli? Birazcık bu konuyu açabilir miyiz Nuray Hanım? Şimdi bir kere beslenme deyince bu hep şu an çok fazla popüler diyetler var biliyorsunuz. Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Bir kere bir Türk tipi beslenme var bizim genel olarak. Aslında bizim kökenimiz Akdeniz tipi beslenme. Yani yerleşimimiz çok güzel bizim. Biz bir şekilde artık batı hayranlığı mı diyeyim, farklı bir şey mi diyeyim. Biz beslenme tarzımızı zaman içerisinde değiştirmişiz. Çok güzel bir yaşam tarzımız varken, bu stres diyoruz, çok güzel aile bağlarımız varken, her şey çok güzelken, dostlukla daha sıcak insanlarken biz farklı bir yapılanmaya doğru gitmişiz. Bu yaşam tarzımıza da stres olarak yansımış. Ve kompleksler girdi bir dönem biliyorsunuz sabahları. Yediğimiz şeyler, farklı krekerler, kolalar, hamburgerler, pizzalar falan derken yapı değişmeye başladı. Bu bizi olumsuz etkilemeye başladı. Ama özünde özellikle beyin sağlığı için düşünürsek bir kere sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu çok kritik bence. Çünkü insanlar diyetlere başlıyorlar, bir süre sonra bırakmak zorunda kalıyorlar. O yüzden bunu adapte etmek lazım. Ama genel olarak bir beslenme için en güzel beslenme ne dersiniz? Bana bir Akdeniz beslenmesi. Daha sonrasında bir mindfulness beslenmesi denen bir kavram var duymuşsunuzdur. Biz bir dönem her tarafta reklamlar vardı. Böyle az yağlı yer, az tuzlu ye şeklinde DAŞ diyeti diyoruz biz buna. Damar sağlığını korumak için bir diyet çıktı. Sonra baktık ki o kadar da korumuyor aslında bu. Yani bir şeyler eksik alıyorsanız, ne kadar az yağlı yerseniz, yağ doğru alınmadıysa, tuz az alsanız da adam gene hipertansiyon oluyor. O zaman dediler ki buna bir Akdeniz diyeti ekleyelim. Bildiğim kadarıyla şu an literatürde en çok çalışma yapılmış, kabul görmüş, kesin etkisi gösteren bir şey. En diyet, mind diyeti. Yani beyin sağlığını koruyan bir diyetinin söz konusu. Bu açıdan çok güzel ve bunun temeli de tamamen Akdeniz diyetine dayanıyor. İşte bizim için hep gördüğümüz zeytinyağlarımız, balıklarımız. Çünkü balığı yemeyince omegaları almak zorunda kalırız. Bir yerden balık yağı almak zorunda kalıyoruz. Yediğimiz Yeşillikleri almadığımız zaman sebzelerimiz, yeşilliğimiz, sebzeyi, o kadar zeytinyağımız. sebzemiz var, o kadar salatamız var, o kadar otumuz var. Biz ne yapıyoruz? Lifimizi sadece maruldan alıyoruz. O kadar ot var ortalıkta. Onlardan güzel bir tabak oluşturduğunuz zaman işte o folik asit B12'leriniz gelmeye başlıyor size aslında. Bunların hepsini alma şansınız var. Kuru yemişlerimiz çok fazla. İşte magnezyumlar olsun, çinkolar olsun onların hepsi zaten oradan geliyor size. Bunları da alabiliyorsunuz. Brokoliniz var, glutatyonunuz oradan alabilirsiniz. Çok güzel antioksidanlarımız var bizim. Ama dedim biz ısrarla belki daha kolay olduğu için gene onu söyleyeceğim. Biraz da tadıyla oynuyorlar herhalde. Bağımlılık da yapıyor. Çocuklar için çok böyle keyifli hale geliyor bunlar. Farklı sunum şekilleri de var. Beslenme şekli değişmeye başlıyor. Değiştiği zaman da zaten eksiklikler otomatikman çıkıyor.
Önce florayı bozuyorlar bunlar. Hazır yiyeceklerimiz var. Şekerler ödül kavramı biliyorsun çocuk olduğu zaman. Bir şey yaptın bir şeker veriyorsunuz ona. Ödül olan şey hep istenmeye başlıyor. Bu Pavlov'un köpeği vardır. Siz şartlandırıyorsunuz siz çocuğu. Bunu yaparsan şeker, o zaman şeker iyi bir şey. Şekeri yemem gerekiyor benim orada diye başlıyor. Zaten tadı da güzel. İnsanlar çok mutlu eden şey şeker, çikolata. Serotonin de alıyor oradan. Bağımlılık Tabii yapıyor canım, hepimizin destek üzerinde. bağımlısı, Çok hoşuma bağımlısı bir gidiyor. dopamin orada devreye Evet. girecek. Ben yeniden Evet, çok dopamin güzel. almam gerekiyor. Çünkü yeniden kazanacağım. Yeniden ödül alacağım. Ve bir de mutlu olacağım. Dahası var mı? Bunun daha güzel bir şey. Florin ne yaptı? Şeker demek, mantar demek. Sürekli bir bakteriler değişmeye başladı bu arada. Değiştikçe o bakteriler de istiyor bunu bu arada. Size beyninize sinyaller göndermeye başlıyor. Hadi şeker ye, mutlu olalım. Bak şunu ye, mutlu olalım diye. Çocuk sürekli bu döngü halinde çıkmaya başlıyor. Siz de buradan kurtulamıyorsunuz bir süre sonra. Bağırsak hasarlanıyor dediğiniz gibi. Toksinler kana geri kaçmaya başlıyor. İşte ağır metaller. Şeyler, mikroplastikler çıkmış. Yeni bir yayın çıktı. Plazantını %70 mi? Çok ciddi bir rakam gebelir. Yani inanılmaz bir rakam. Mikroplastik görüyorsunuz. Niye geçiyor bu? Besinlerde sıkıntımız var. Kullandığımız kap kaçakta sıkıntı var. Bağırsakta geçirken o bizim bariyerimiz var. Dış organ aslında bağırsak. Ağızdan başlıyorsunuz. Bir immün sistemimiz var, koruyucu bir sistem. Ağzınızı doğru düz koruyamıyorsunuz. Floranızı kontrol edemiyorsunuz. Mide asidini engellediğiniz ilaçlarla onu kestik orada. Oradan koruyamadık. Arkasından sinirimler bozulmaya başladı. Bağırsak bozuldu. Delik deşik bir bağırsak bütün pislik kanınıza karışmaya başladı. Sonra da diyorsunuz ki niye otoimmün hastalığım başladı? Ben niye aşımata oldum? Benim niye her yerim ağrıyor? Olay böyle gitmeye başlıyor sonrasında da. Aynı şey çocukta da başlıyor 5 yaşından önce, 12 yaşından önce. O da aday artık geliyor arkanızdan. Aynı yoldan ilerlemeye devam ediyor. Evet, O şu an nedenle bunlar önemli. Yani tek tek zaten beslenmeyi daha çok bileceğiz diye düşünüyorum ben. En çok soracak soru evet. odur. Çok şanslıyız aslında ülke olarak, çünkü Akdeniz tipi beslenen, tencere yemekleriyle beslenen ve Evet. ülkemizde her türlü toprağımızda besin yetişiyor. Bunları tüketerek beslenen bizler çok şanslıydık. Ama şimdi dediğiniz gibi belki özentiden batı tarzı beslenme, ambalajlı ürünler, fast foodlar çok fazla yaşamımıza girmiş durumda ve bunun yansımalarını da maalesef ki çok ciddi olarak görüyoruz. İşte otoimmün hastalıklar, kronik inflamasyona bağlı hastalıklar çok artmış durumda. Hem yetişkinlerde hem çocuklarda. Ve ben çok üzülüyorum. Şu anda çocuklardaki bu flora testleri, geçirgenlik, daha yani küçücük çocuklar 4 yaşında, 5 yaşında. Diyorum ki bu flora nasıl bu hale geldi? Artık antibiyotik kullanımı, yanlış beslenme, dediğiniz gibi o basit şekerlerin bozması, kandidalar, yani 4-5 yaşındaki çocuklarda bile çok ciddi disbiyozlar görüyoruz, bağırsak geçirgenliği görüyoruz ve buna bağlı tabii ki tüm bu davranış bozukluklarıyla giden, işte dikkat eksikliği olabilir, hiperaktivite olabilir ya da ta otizm spektrum bozukluğuna doğru giden çocukların sayısında büyük bir artış görülmekte. Yani bizim bu konuyu dediğiniz gibi hamilelik öncesinden başlayarak ciddi bir şekilde ele almamız, geleceğimiz Çünkü için anne de hem öyledir ülkemizin zaten. hem Anne öyle geliyor zaten. sağlığımızın, evet, çok ama çok önemli. Şimdi burada bir takım amino asitler var. Antiinflamatuar beslenme, evet, Akdeniz tipi beslenme ile biz antiinflamasyon, antiinflamatuar beslenmeyi yapabiliyoruz. Ama bir de amino asitlerimiz var. Bu amino asitlerin bazılarını da dışarıdan almamız lazım. Çok önemli. Biraz amino asitlerden bahsedebilir misiniz Duray Hanım? Tabii ki. Şimdi önce bir hatırlayalım isterseniz. Hani burada bir spektrum sunduk ya. Benim bağımlılıklarım var. Kumar bağımlılığını düşünün mesela. Bunlar da bu çocuklar ileride bunlar da görülebiliyor. Ya da acayip oyun bağımlısıdır. Anne der ki oyunu başından kaldıramıyorum. Çünkü çocuk sürekli kazanma arası. En kolay kazanma yolu şeklinde gidecek. Mesela bunlar da dopamin çok kritik. Ödül arıyor çocuk. Okul başarısı yerine burası daha kolay bir alan. Ve tekrar yani bir şekilde dürtüsel bir şekilde devam ediyor. Sonra başka bağımlılıklara dönüyor bu durumlar. Başka sıkıntılar çıkabiliyor. Ya da tam tersine serotonin ihtiyacınız var, mutsuzsunuz. Yine bu çocuklarda depresyon çok fazla olabiliyor. Çünkü bir süre sonra sosyal ilişkileri bozulmaya başlıyor. O miktar azalıyor. Böyle ek olarak bir antidepresan ihtiyacı olabiliyor. Yani serotonin az da ortaya çıkabiliyor. Acı çekebiliyor. Endorfinin bir şekilde artırmanız gerekiyor. Sosyal ilişkiler için oksitosin ihtiyacımız var. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman şöyle bir değerlendirdiğinizde bunların kökeninin hepsinde bir amino asitler var, yapı taşları. Yani bir dopamin yaparken bir tiroziniz orada. Serotonin yaparken triptofan düzeyiniz gerekiyor. Ya da belli dürtüsellikleriniz varsa
O zaman başka maddeleriniz artmaya başlıyor. Onların miktarlarının değişmesi gerekiyor. Yani glisin gerekiyor size eğer çok şeyseniz, aktifte çok fazla. Yani birazcık durmanız lazım. Gece çok fazla uyanıyorsanız, çok sinirliyseniz, onlar fark ettiriyor. Ya da anksiyeteniz çok fazla, mesela glutamat değişebiliyor. Yine bu hastalarda baktığımız zaman histamin miktarını yüksek görüyoruz. Histaminine giden kısmımız var. Histamin sadece alerji diyebiliriz biliyorsunuz. Daha çok halk arasında öyle bilinir. Histamin düzeyinin artması. Halbuki histamin reseptörlerine bakarsanız işte bunun birinci tipi deride alerjik reaksiyon yapar. İkinci tipi midenizde sorun yaratır. Zaten bu amaçla kullanılan tedavi ajanlarımız da var. Üçüncü tipiniz beyindeki hareketleri kontrol eder. Aşı tür reseptörleridir. Ve bunun dördüncü tipi de baktığınız zaman immün sistemde çok etkin. Yani benim o reseptörlerim aslında vücudumda alerjiden tutun da beyin aktiviten bağışıklığa kadar her şeyi etki edebiliyor. Öyle olunca da ben bunların hepsine bir bakmam gerekiyor. Tabii bunlar bir dengeli olmak zorunda. Benim almam gereken esansiyel dediğimiz benim için gerekli amino var. Bir kısmı da non-esansiyel dediğimiz ya da esansiyel dediğimiz ajanlarımız var. Orada da şunu diyoruz. Yerseniz bir şeyleri bunu sen yapabilirsin diye farz ediyorum. Ama tabii yiyeceğim, sindireceğim, doğru emeceğim ve bunları yapmam bekleniyor benden. Bunları başarırsam bütün bunları. Bunlar buradan geliyor. Bir kısmını direkt almam gerekiyor. Bir kısmı da zaten arada ara medyatör olarak bunu aracı olarak da çıkabiliyorlar. Şimdi öyle olunca işte benim bu dengesiz az evvel konuştuğumuz konu. O yüzden dopamin çok çok tipiktir. Adam L-DOPA'yı alır. Dopamini çok azdır. Derler ki hasta, bak şizofren benzeri bulgun olabilir. Saplantı olabilir. Doz fazlaysa. Tek bir maddeden bahsediyoruz sadece. Ya da serotonin düşünün. Serotoniniz az olsa mutsuz olmaya başlıyorsunuz. Hatta böyle size de bahsediyorum. Bir sosyal medya benzetmem var benim burada. Mesela Twitter şimdi X oldu. Orada işte ne kadar dopamininiz yüksekse kendinizi orada buluyorsunuz o platformu ya da neyse bu anlamda. Mesela Facebook daha küçük 5.000'den fazla yaptı mı? Hala öyle mi bilmiyorum. Daha kapalı bir toplum, daha sıcak oksitosin direkt bağlanma demek burada. Ama Insta'da herkes dans ediyor, herkes mutlu. Herkes böyle like almak peşinde, beğenmek, sürekli bir hareket. Bir anlamı var mı? Bence hiçbir anlamı yok oranın. Ama sadece sizin şu beğenileyim de ne yaparsam yapayım modundayız. Serotonin direkt orada. Ki böyle antidepresanların bazılarını aldığınız zaman şey hissedersin. Böyle mutluyum ama bir şey de yapamıyorum. Dikkatimi toplayamıyorum. Bunu çok görürsünüz. Bir sıkıntı yaratır. Ama burada temel sorun özellikle serotonin dengesizlik açısından bu hasta için baktığınız zaman dopaminerjik aktivasyondaki değişimler, artışlar. Tamamen hastaya bağlı değişmek üzere. Bir kısmı çünkü evde kapanıyor. İçine kapanıyor, farklı şeyler yapıyor. Mesela bir grup hasta obez oldu, hiperaktif birisi. Beyin aktif ama vücut sabit, hareket etmiyor. Orada o zaman bizim bu dengeye mutlaka bakmamız gerekiyor. Kitlelerde zaten bunları kullanıyoruz. Kırmızı reçete dediğimiz bazı ajanlarla bunların miktarı arttırılıyor. Çocuğun dikkati toplanmaya çalışılıyor. Ama bunlar arttırılırken de ilaçla uyarıyorsunuz hiç durmadan. Çocuk ilacı alıyor, en büyük şikayetlerden bir tanesi bu. İşte yiyor, sabah veriyoruz, okula gidiyor, iyice öfkeli olmaya başladı. Sonra da gidip böyle sınırsızca yemek yiyor. Çünkü istek bitmedi, arttı ve devam ediyor. İşte orada o dengeyi sağlamak hakikaten çok önemli. Bir de tabii sadece amnestiler değil, dediğim gibi amnestileri yaparken de oraya B vitaminleri koyacağız, çinkolar koyacağız. Bunlar demirlerini tüketecekler. İşte belki böyle farklı şeyler, iyotlar gerekecek bize. Yani orada sadece olayımız amnestiler değil, vitamin mineraller dengesine çok iyi konulması gerekiyor. Hani böyle bir yere bir tuğla verip sadece duvar yapmak gibi olabilir sadece amnestit vermek. O harcı da güzel yapmak lazım, boyasını da güzel yapacağız ki adam orada gerekli olan şeyleri alsın. Ya da mesela kolini vermemiz gerekiyor. Genel yapısında, sphingomyelin yapısının düzgün olması gerekiyor. İşte yağlar gerekiyor. Çünkü nöron etrafında bulunan kısımda bir yağ tabakası var. O kısım eskiden çok bulunmuyordu ama şimdi daha çok bulunuyor. Serinler, kolinler burada devreye girecek. Omegalar devreye girecek. Onlara bakmamız gerekecek. Biz böyle bir şey yaparken, yani bunu bayanlar çok iyi bilir anneler aslında. Bir börek yaparken kullandığınız malzeme hepsi eğer iyi olmazsa formülasyon. Onlar çok güzel el karar yaparlar ama güzel bir formülasyon çok güzel bir şekilde üretimde sağlayabiliyor. O yüzden hem o profile bakmamız lazım. İdrardan ne kadar kaçırıyor ona bakmamız lazım. Artık beyinde ölçmek de mümkün bu arada bunları. Beyin MR spektrası da bakılabiliyor. Öyle bir değerlendirme yapıldığı zaman hakikaten ne eksik, ne fazla. Klinik semptomlara ilişkin buna baktıktan sonra da gerekli beslenme
programı, gerekse takviyelerle bunları tamamlamak mümkün olabiliyor. Yani tabii iki türlü gitmek lazım. İdeali beslenmek, olmuyorsa takviyeler, ama önce bağırsak onarımı, böyle aylık olarak giden farklı bir şey program izleniyor genellikle hastalarda. Evet, Nuray Hanım, ben bir araya gireyim diye. Şöyle tamam. Bir toparlanmış olalım. Tekrar konuştum gene, ben de praktik bir olarak. Evet, vücutta bir kere metabolizma dediğimiz şey, biraz önce Nuray Hanım'ın söylediği gibi, hepsi birbirine entegre olarak çalışıyor. Yani sadece amino asitleri düzelttiğiniz olmuyor. Çünkü bunların fonksiyon gösterebilmesi için bir takım kofaktörler lazım. Bunlarda neler olabiliyor? Vitaminler olabiliyor, mineraller olabiliyor, yağlar olabiliyor. Bizim gene dışarıdan almamız gereken bu iyi yağlar dediğimiz, işte cevizden aldığımız, avokadodan aldığımız yağlar gibi, zeytinyağındaki yağ gibi yağlar. Zaten orta zincirli yağ asitlerini alıyoruz buradan, onlar gerekiyor bize. Evet, bunların hepsi sistemin iyi çalışabilmesi, iyi fonksiyon gösterebilmesi için çok önemli ve bizim bunları dengeleyebilmemiz çok önemli. Biraz önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi, dopaminin yüksekliği problem olabildiği gibi düşüklüğü de problem. Onun için her şeyin dengede olması, bizim bir takım ölçümler yapmamızla, yani bu kişi bağırsaktan kaybediyor mu, bu kişi idrardan kaybediyor mu, neleri var neleri yok, eksiklikleri bilmemiz, fazlalıkları bilmemiz ve eksiklikleri takviyeyle tamamlamamız, kaçakların önüne geçmemiz de olabilecek bir şey. Yoksa hani bizim dışarıdan sürekli vermemiz bir kaçak varsa çok bir anlam ifade etmiyor. Daha da bazen işte bu kullandığımız şeyler sistemi bozabiliyor, disbiyozu arttırabiliyor. Onun için işte bağırsakların iyi olması, iyi çalışıyor olması, geçirgen bağırsağın olmaması, disbiyoz olması bizlerde çok önemli. Amino asit dengesini görmemiz, neler yüksek, neler düşük, neleri desteklememiz lazım, bilmemiz. Ve bunlarla beraber vitamin ve mineral takviye verecek miyiz, vermeyecek miyiz, hangi takviyeleri verelim, ne kadar verelim? Bunları düzgün yaptığımız zaman, biraz önceki börek örneğinde olduğu gibi, yani hepsini dengede ve gerekli miktarda kullandığımız zaman iyi sonuçlar alıyoruz. Çünkü birinin yüksekliği bir diğerinin düşüklüğüne ya da fonksiyon görmemesine neden oluyor. Yani vücut o kadar mükemmel bir şekilde organize edilmiş ki, siz bir şeyleri çok aldığınızda başka bir şeyleri kaybediyor oluyorsunuz. Başka bir şeylerin fonksiyonunun önüne geçmiş oluyorsunuz. Ve yine denge bozuluyor. Evet, şimdi Nuray Hanım, burada en çok gelen sorulardan bir tanesi. Dinleyicilerden gelen sorulara geçmeden önce. Şimdi hep soruyorlar, biz bu takviyeleri dışarıdan mı almak zorundayız? İşte ilaç olarak, hap olarak mı almak zorundayız? Yoksa biz beslenmemize sadece özen göstererek, bunları içeren gıdaları tüketerek yerine koyabilir miyiz? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Yani öncelikle benim de tavsiyem beslenme düzenlenmesi, stres kontrolü ve beslenmenin düzenlenmesi olarak bakıyoruz. Ama yapılan şeyler, önerdiğimiz tedavilerde, şimdi bağırsakta geçirgenlik olacağı için ya da belli ek sorunları olacağı için beslenmede bunu almamız birazcık sıkıntılı olabilir. Yine burada da bir miktar takviyeleri devreye sokarak da bir bağırsak onarımı yapmak, mideyi düzeltmek ideal olur. Bir dönem bunu yapmak çok güzel oluyor. Hatta böyle bağırsak temizliği eliminasyona gitmek çok ideal. Çünkü özellikle gerek böyle otoimmün hastalıklar olsun, dikkat eksikliği olsun, gluten olsun, süt alerjileri, gıda alerjileri de çok etken. Biraz onlara da bakmak gerekiyor. Eğer öyle bir şey varsa bir eliminasyon diyetiyle başlayıp, ama gene bir örnekle vereceğim ben. Benim bir sıkıntım var. Ben hiç durmadan darbe almaya devam edersem o sıkıntıyı düzeltmek çok zor, o yarayı düzeltmek. Bunu bir yara gibi düşünün, pis bir yara düştünüz. Önce onu temizlemeniz gerekiyor. Onu düzeltmesi onarmanız lazım ki o fonksiyona girsin. O yüzden mesela gene glutamin kullanıyoruz, kolajen kullanıyoruz bağırsak onarımında. Yine bir omurisi devreye girdi burada gördüğünüz üzere. Onları denerek çıkarıyoruz. Ben gıda intoleransına önem veriyorum. Yani onlara da bir eliminasyon. Varsa ekstra bir şeyiniz, onlara bakmakta da fayda var. Mesela hastalarda şu da çok geliyor. Yemek yiyor, karnı kocaman şişiyor. Çocuk zayıf ama karnı kocaman şişmiş. Kocaman şiştiyse bir sıkıntı vardır o bağırsakta. Demek ki bir intolerans var burada, onu tespit etmek lazım. Tabii şuna bakmak gerekiyor. Ömür boyu mu keseceğiz? Bir dönem mi keseceğiz? Çünkü tepki azaldıktan sonra bu gıdalar yerine koymamız mümkün olabiliyor. Ama tabii kalıcı bir hastanız yoksa, çölyak değilseniz. Bunu belirlemek lazım burada. Sonra bir kan şekeri çok kritik hakikaten. Dediğim gibi bunların büyük bir çoğunluğu şeker tüketiyor. O yüzden hele 400 saniye fazlaysa, saldırgansa, fiziksel hiperaktivitesi çok fazlaysa,
O şekilde biraz daha yağlara yapıyoruz. İşte modifiye ketojenik diyetler. Bunlar da genellikle işe yarıyor. Ama burada da sizin söylediğiniz gibi biraz da bir proteinden zengin gitmek lazım. O bizim için çok önem taşıyor. Orada zincirli yağ asitleri, avokadoları kullanabiliyoruz. Çok güzeldir bu arada. Mesela sabah bir yumurta yediğin zaman üzerine bir zeytinyağı, zahter. Antioksidanlarımız çok güzel. Yani sumak olsun. Biz o açıdan hakikaten baharatlarda da çok zenginiz. Zencefil, zerdeçal da. Çünkü enflamasyon var bunlar. Acayip bir tepki var. Onu bir sakinleştirmek gerekiyor o dönemlerde. Böyle bir basit diyetlerle gittikten sonra daha sakin, daha stabil diyetlerle gittiği zaman bir dönem rahatlıyor. Mesela o dönemde ferment ürünleri ben çok tercih etmiyorum. Daha sonrasında flora yenilemeyi tercih ediyorum. Bir bağırsak temizleyip o yapıya gidersek eğer kabızı yok etmek lazım. Kademe kademe hastanın diyeti düzenlenebiliyor. Kandida varsa eğer kandidayı mutlaka tedavi etmek lazım. Bağırsak kandidası da çok yaygın burada. İşte folik asit alabileceği koyu yeşil yapraklı sebzeler. Zufuran da geliyor. Brokiller çok güzel. Yani böyle tabii kişilerin maddi durumu da düşünmek lazım burada önerilerde bulunurken. Ama dediğim gibi Türkiye'nin spektrumu inanılmaz yani. İlla ki sizin diyetinize uygun bir şey bulursunuz orada yiyebileceğiniz. Onları almak gerekiyor. Dikkat eksiğiniz çünkü bakır oranı çok tipiktir. Yani çinkoları çok düşüktür, bakırları yükselmiştir genellikle. Ona mutlaka bakmak lazım. Hatta bakır düşük, yüksekliği, seroplazm dediğimiz onu bağlayan protein onu bir ölçmek lazım. Çünkü orada bir sıkıntı olabiliyor. Bir de böyle hani nörolojik gelişmesinden baktığımız zaman A vitaminleri grubu çok kritiktir. Beyin gelişimi ilk trimester, ilk 3 ayda. O yüzden A köken olan karotenoidler dediğimiz hani bu bize turuncu olan şeyler, bal kabağı, işte havuçlar gibi biraz onları ekliyoruz orada. Ya da antioksidanlarımız var bu amaçla kullanılan takviye formları var. X-antin, lütein gibi. Tedaviye bunları ekleyerekten biraz güçlendiriyoruz. Antioksidan sistem çok kritik. Çünkü ağır metaller geldi bize orada. Bağırsaklarımız sürekli toksinleri direkt karaciğere gönderdi. Ve karaciğerin hiçbir bariyeri yok. Bütün pislik içinde. O zaman karaciğeri biraz desteklemek gerek. Ona yardımcı olmak gerekiyor. Orada bir glutatyon, N-asetilsistein gibi bazı maddelerle bunları düzeltmek lazım. Ya da böyle silimarin var biliyorsunuz bizim kullanmış olduğumuz kerevizler gibi aslında besin olarak baktığımız zaman onları biraz besine koyduğumuz zaman bunlar da fark ettiriyor. Orada bir hani gastrointestinal bir desteklediğiniz zaman o da zaten beyne doğru sinyaller göndermeye başlıyor. Çünkü beyin aslında şekeri çok sever. Turbo motor gibidir. Şekeri aldığınız zaman direkt çalışır. Ketojenik diyoruz ama sınava şu ana kadar yanında bir tabak zeytinyağıyla giden kim olmuş tüpü? Direkt şekeri alıyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz, olay ateşe gidiyor. Ama bu sürekli yaptığınız zaman beyninize zarar vermeye başlıyor. O yüzden farklı şeyleri kullanmayı öğrenmek önemli. Bu aşırı uyarımlara dikkat etmek lazım. Hele dediğim gibi sınavlar çok fazla giden bir durum varsa da çok çok hızlı konuşuyor. Oradan oraya geçişler yapıyor konular arasında. Bir konuya başlayıp bitiyorsa böyle arka arkaya gidiyorsa bitiremiyorsa o durumda biraz dikkatli olmak lazım. İşte o şeker çok düzgün kullanmak gerekiyor. Beslenmeyi doğru yapmak gerekiyor. Bunlar genellikle işe yarıyorlar. Anti-inflamatuar diyet çok işe yarar. GAPS diyeti yarar. Biraz zordur uygulaması. Orada biraz sıkıntıya giriyorlar genellikle. Ketojenikte de biraz sıkıntı olabilir ama modifiye formları yani birebir aynen uygulamanız gerekmiyor. Çünkü çocuk bu. Hakikaten zor. Onun stresi de sıkıntı. Biraz modifiye formlarla bu konuda bir danışmanlıklar alınarak da çok rahatlıkla olay fark eder. Ama takviye açısından gerekiyor mu? Genellikle gerekiyor. Çünkü o çinkoları vesaireleri bir şekilde eklemekte çok fayda var. Yani bir kolin takviyeleri ya da böyle mutlaka çocuklara vereceğimiz olan işte bu serinler, bu balık yağları, omegalar gerçekten işe yarıyor. Onları mutlaka eklemek lazım. Eksiklik varsa amnistleri de yerine koymanız lazım. Bir de hem hızlı sonuç almanızı sağlar bu durum. Ve siz de daha mutlu ve rahat olabilirsiniz. Çünkü o süreç hakikaten zor benim gördüğüm. Çok yıpratıcı. Aile için çok zor oluyor. Hele okula başladı mı kabus başlıyor. Yani çocuk ilişkileri, akademik başarı, sosyal durum. Hele biraz da aile bunlara çok önem veriyorsa inanılmaz bir sıkıntı haline alabiliyor bu durumda. O yüzden Evet, beslenmenin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Yağları unutmayalım, zeytinyağımızı. Bu çok önemli. Bir de nane çok önemli, onu söyleyeyim. Nane yağları çok işe yarar burada. Direkt beyin aktivitesini düzelten bir özelliği var. O yüzden aromatik yağlar kullanılabilir. Çam kabuğu ekstrakları var.
Sakinleştirici bir etkisi de Sakinleştirme var. özelliği var. Böyle yağı çok güzel bu arada. Nane yağı, tıbbi aromatik nane yağları ile beraber kombinasyon çok güzel olabilir burada. İşe yarayacaktır. Evet, şimdi söylediklerimizi şöyle bir toparlayacak olursak, burada evet beslenmemizi düzelteceğiz, bağırsağı düzelteceğiz ama mutlaka bir takım takviyeler de almamız gerekli özellikle çocuklarda. İşte kolin burada çok önemli, selen burada çok önemli, omegalar önemli. Magnezyum olabilir yani kaslarını çocuğun web şeklisi Kesinlikle. açısından Kesinlikle. magnezyum önemli. Çinkolar, bakırlar bunların düzeylerine bakılarak bir eksiklik varsa yerine konması çok önemli. Ve biraz önce Nuray Hanım'ın söylediği gibi bunların profesyonel destekle yapılması en uygun olanı. Çünkü hepsini aynı anda yapmıyoruz. Belli bir sıralama var. İşte biraz bağırsa ilk önce onaracağız. Rotasyonlarımız olacak, eliminasyonlarımız olacak. Gerektiğinde karaciğer toksin yükünü daha iyi halledebilsin, detoks fonksiyonlarını iyi gösterebilsin diye karaciğeri desteklememiz gerekecek ve bunların hepsinin belli bir sırayla yapılması lazım. İşte disbiyoza bağlı vücutta zaten olan kandidalar hemen artabiliyorlar, mantarlar, mayalar. Yine bu kandidaların kontrol altına alınması lazım. Mutlaka profesyonel bir destekle beraber belli bir sırayla ve vücudumuzda neyimiz var, neyimiz yok. İşte gıda duyarlılıklarımız, evet sütler, glutenler çok yaygın olarak hepimiz bunları kesiyoruz ama bazen hiç aklımıza gelmeyen, çok sağlıklı görülen şeylere karşı da intolerans olabiliyor ve yine inflamasyon tetiklenebiliyor. Bunları belirlemek, beslenmemizi buna göre yapmak ve çocuklara uyguladığımız diyette çok sık olmamak lazım. Çünkü bunun da getirdiği bir stres olabiliyor. Onun için çocukları biraz daha modifiye, biraz daha tolere edebilecekleri, daha sürdürülebilir bir diyet uygulayarak yola çıkmakta fayda var. Evet, şimdi birazcık böyle hani kafeinden, işte sudan bahsedelim. Sonra da sorulara cevap vermeye çalışalım. Peki kafeinli gıdalar özellikle işte 10-11 yaşından itibaren bu zincir kahveler çocukların çok böyle toplandığı, Sosyalleşme hobi alanı da aynı zamanlar zamanda. çok tükettikleri bir ürün olmaya başladı. Bunun yine dikkat eksikliğinde ya da hiperaktivitede rolü var mı? Hani bu çok soruluyor. Evet, bu konudaki yorumlarınız nasıl Nuray Hanım? Ya aslında tabii kahveyi bu arada ben de çok severim. Onu da söyleyeyim. Yani gerçekten çok keyifli. Kokusu Ben de inanılmaz severim. kahvenin. Diyorum ya, nane, kahve, çikolata bunlar çok farklı bir grup. Gerçekten dinlik sistemi direkt etki ediyor. Hem mutlu ediyor hem size uyarıyor. Ya da belki bilmiyorum geçmişlik anıları götürüyor. Hakikaten güzel duygular veriyor. Şimdi sıkıntı şu. Kafelerde özellikle. Aslında kafe diyeceğim ben bunları. Çünkü Starbucks benim gördüm. İnanılmaz şey. Zaten kapıya girdiğiniz anda koku sizi çekiyor oraya. Onu hissediyorsunuz çok net. Hatta böyle çoğu herhalde giyim mağazalarını da kullanmaya başlandı bu kokularda olarak yönetim sistemi. Kahve gerçekten etkiliyor ama orada oturduğu zaman da beslenme her türlü bozuluyor. Çünkü oradaki yanına alacağı bir pasta yiyor. Oradaki küçük bir şey ya da farklı bir şey yemeye başlıyor. Çünkü orada oturma süresi arttığı sürece sadece kahve değil yani sadece kahveyi suçlamıyorum orada. Kalan şeyi de tükettiği için olay sıkıntıya gitmeye başlıyor. Ama bağımlılık artıyor ve kafein dozunuz var günlük alabileceğiniz. Sürekli uyarıma gittiği zaman ve siz beyni sürekli çalıştırmaya çalışıyorsunuz ama gerekli malzemeleri vermiyorsunuz. Tüketime sebep oluyor. Öyle olunca da tabii ki zarar ortaya çıkmaya başlıyor. Yoksa günde birkaç tane kahve içmeniz kimseye zarar vermez. Hatta artı şey de olabilecektir. Ama sabahtan akşama kadar bir kahve içme olayı oluyorsa eğer, yanındaki beslenmeniz de onun yanındaki pastalardan oluşuyorsa, olay çok vahim bir şekilde almaya başlıyor. İşte ona dikkat etmek lazım. Ama zannetmiyorum ki bir kahveye gidip ondan sonrasında hadi gidip şurada bir salata yiyelim diyen genç grubu kaç tane? Çok emin değilim yani o konuda açıkçası. Ya da Evet. salata barları aktif olan kaç şey vardır? O da ayrı bir konu. Orada sıkıntı biraz oradan çıkıyor diye düşünüyorum. Evet, kahveden ziyade kahvenin yandaşları, birlikte Tabii ki de tükettiklerimiz kahve sayısı önemli. burada. Şimdi kahve Evet. derken kaç tane olduğu önemli biliyorsunuz. Çünkü ne kadar yediğiniz önemli. Bir şeyden sonsuz yiyorsanız sıkıntı yaratır bu. Su için bile geçerli. Burada az ya da çok yemek çok kritik işte. O yüzden zaten eser elementleri falan ölçüyoruz. İşte herkese selenyum çok eksikti bir dönem. Şimdi bakıyoruz o kadar çok selenyum var ki bu dönem herkes krom kullandı. Toksisini görmeye başladık. O biraz o çok çok kritik. Hakikaten bir ölçmekte fayda var bazı şeyleri. Kafein de aynı şey geçerli. Birkaç kahve içiyorsanız sıkıntı yok. Ama sabahtan akşama kadar sürekli kahve içiyorsanız bunu sadece çocuklar değil yetişkinlerin de çok yaptığını düşünüyorum. Bir de şu üniversite sınavı ya da belli sınavları çalışma dönemleri çok ciddi sıkıntı çocuklarda.
O dönem bu başlıyor. Başlarında oluyor uyanılmak için. Sabah kahvaltı etmiyor. Elinde bir poğaça, çay ya da kahveyle çıkıyor. Kahvaltı bu haline alıyor. Gittiği zaman aralarda ben kendi öğrencilerimde de görüyorum tıp fakültesinde. Elinde bir çikolata kahveyle öğlen yemeğe gidememiş. Bütün gün sabah başlıyor dersi akşama kadar. Gece de çalışacak, kütüphaneye gidecek. Hep elinde bunlar var. Bisküviler, çikolatalar. En şey olan bir sandviç. Ne oldu belli değil içerisinde. Elinde kahve ve çayla geziyor çocuk ya da kolayla geçiyor. Şimdi bu durumda bunları alma şansı yok ki bu çocuğun. Otomatikman zaten süreç gidiyor. Zaten stresli bir ortamda. Zaten ihtiyaç çok artmış beyin açısından. Bir de bütün gün oturuyor. Hareket de etmiyor. Büyük bir çoğunu öyle çünkü. Bir sosyal faaliyet olarak bir yarım saat bir yerlere götürüyoruz çocukları biliyorsunuz. Bir kursa yazdırıyoruz. Öbür kursa gidiyor. Diğer tarafa gidiyor çocuk. Oralarda taşınmaya başlıyor orada. İşte o da yetmiyor. Eskisi gibi bir sokakta oynama olayımız da yok. Bunların hepsi aslında sıkıntılı durumlar. O yüzden diyorum olay beslenme, yaşam tarzı, eksikliklerin yerine konması. Ama anne babanın da herhalde bu konuda eğitilmesi gerekiyor. Birazcık ne yapılması gerekiyor, nasıl gitmesi gerekiyor şeklinde. Bunların hepsi bence olayı bir şey haline getiriyor. Bir çıkmaz haline gelmeye başlıyor süreç. Evet, bu Zaten sonra aman şu ekip sıralarda durum da. çalışması çok önemli. Yani anne babanın, kardeşlerin ya da büyüklerin çocuğa bakım verenin mutlaka bunu desteklemesi, bu süreçleri Şimdi siz ne desteklemesi, çocuğun içindeki yaparsanız o çocuk onu enerjiyi. yapıyor. Anne baba ne yapıyorsa çocuk onu yapıyor aslında. Zaten genle de vermişsiniz özünde. Genlerle beraber siz ne yapıyorsanız çocuk onu yapmaya başlıyor yani. Hani şunu demek çok yanlış. Hiçbir şey yapmayın. Kızım şunu yapacaksın demek. Biraz sonra şimdi çocuk bakıyor yapmıyor. Karşıda hiçbir şey yok. Sanırım birazcık örnek de olmamız gerekiyor burada. Zaten dedim ya hiperaktivitenin genleri anne babadan da geçiyor. Anne baba hiperaktifse çocukta da vardır bu. Büyük bir çoğunluk baktığınız zaman bir şeyler çıkıyor genellikle. Orada da sıkıntı var. Zaten annede besin eksikliği varsa hamile kaldığı zaman da o öyle gitmiştir. Emzirirken elinde ne varsa onu verebilmiştir. O öyle gittiği zaman da süreç gitgide çıkmaza doğru ilerleyen bir süreç başlıyor. Gelen noktada genellikle çocukluk çağlarından itibaren kullanılan ilaçlara dönüyor bir süre sonra. Onu yönetmek de tabii gitgide zorlaşıyor sonrasında. Bu bitmiyor. Yani yetişkinlikte de devam ediyor bu süreç. Birazcık akıllanıyorsunuz yetişkinde. Çünkü sosyal darbeler, ne yapıyorsun deniyor. Sürekli olarak bir uyarı geliyor. İşiniz gitmiyor. Bir tık iyileşiyor ama çocuklukta tabii çok daha belirgin bir halinde. Evet, Bunlar sıkıntı. teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Biraz da dinleyicilerimizden gelen sorulara cevap vermeye çalışalım isterseniz. Bir dinleyicimiz Tabii ki. dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, glutensiz beslenme tamamen çözüm sağlar mı? Üniversite hazırlık sürecindeki çocuklarda bu tür bir diyet iyi midir, önerir misiniz diye sormuş. Evet, bu faydasını görürler büyük ölçüde. Çünkü genellikle reaksiyon vardır. Hiperaktifte yanı sıra bu çocukların büyük bir çoğunu alerjik de oluyorlar. Cilt hastalıkları olabilir. Mesela bu ağrılar falan daha ileriki yaşlarda çıkmasına rağmen tabii orada da çıkar üniversite sınavları çünkü sürekli oturacağı için bu bel omurga ekseninde bozulacaktır. Bunlar etkileyecektir. Ama glutensiz diyetler, süt ürünlerinin kısılmış olması özellikle yoğurt hariç, yoğurt ayrı tutuyorum. Peynir açısından Lor'u öneriyorum daha çok. Hakikaten protein desteği çok yüksek. Onlar çok daha iyi olabiliyor. Kahvaltı için çok ideal. Onlar daha etkin olabiliyor ve işe yarıyorlar büyük bir çoğunluğunda. Hani bu gluten enteropatiniz olmasa bile bir miktar etkisi olduğunu görüyoruz. Çünkü glutenli olanların büyük çoğunluğu zaten sıkıntılı yiyecekler. Biraz da. Ama sadece ekmek gibi düşünmeyin. Mayonezde de var, birada da var. Pek çok şeyde gluten var aslında. Biz hep ekmeğe odaklandık. Ekmek bazlı gidiyoruz. Ama ömür boyu glutensiz beslenmek doğru mu? Bence değil. Eğer ekmek yiyorsanız en kıymetli kısmını belli şeyler atıyorsunuz. Protein kısmı çünkü. Dediğim gibi reaksiyonunuz yoksa. Onu öyle düşünmek lazım. O yüzden zaten önce bir bağırsak onarımını yapıp düzelttikten sonra bu tepkiselliğinizi azalttıktan sonra yavaş yavaş tanıtmaya başlıyoruz bu besinleri. Bir bakıyoruz. Bebeğe ilk besin başlar gibi bir hafta biri. Reaksiyon var mı yok mu bakıyorsunuz. Varsa zaten bir sıkıntı vardır. Ama yoksa onlar yavaş yavaş hayatınıza girmeye başlıyor yani. O yüzden o kadar sert diyetler bir süre sonra gerek olmuyor. Ama dediğim gibi o mind diyeti ya da Akdeniz diyetinde gördüğümüz işte haftanın 2-3 günü balık yemek. Hiçbirimiz yapmıyoruz bunu. Kış mevsimindeyiz. Çok da ucuz yani. Emin olun kırmızı eti yemekten daha mantıklı. Ya da böyle eti böyle artık şeye alıştık biliyorsunuz. Biz kırmızı et kısmına alıştık. Eskiden kemikli etler yerdik. İşte bir o inciyi
haşlayıp yemek, et türünü kullanmak. O kadar çok faydası oluyor ki bunun. En kıymetli yerlerini atıyorsunuz, bildiğiniz kasını yiyorsunuz. Yani kaslarına ne almayı bekliyorsanız artık. O iliyle beraber olan kısmını yediğiniz zaman çok daha faydalı olabiliyor o kemik suları. Özellikle kemikten gelen kalsiyumlar, mineralleri de almış oluyorsunuz. Çorbalarınızı onlarla yapabilirsiniz. Değişik şeyler olabilir, sebze yemekleri olabilir. Bunlar gerçekten işte o kabızlık, mesela kabız değilim diyor. İşte gün aşırı çıkıyor, onun için kabız değil artık. O kadar rutin ki. Ya da haftaki 3 gün çıkmak. Bunlar önemli. Artı böyle stres yönetimi bence çok önemli. Çünkü sinirlendiğiniz zaman kabız oluyorsunuz. Yani denir ya, beni kabız etti. Hakikaten kabız edersiniz o adam. Çünkü Evet, sempatik evet. sistem aktif olduğu anda bağırsaklar durur. Çocuk sınava girecek stres halinde. Ne yapsın? Anne şu kadar puan aldı. Burası bu kadar puan alıyor. Çocuk sıkıntıda zaten. Tuttu bağırsaklar içinde. Her şeyi tutuyor orada. Onu bir şekilde atması lazım. Bu sadece flora bozmuyor. Kişiliğini de bozuyor. Her şeyini bozmaya başlıyor. Elifli yemesi lazım burada. Sebzeler gerekiyor. Dedik meditasyon çok önemli. Folik asitler. Ona göre tabii seçmek, düzeltmek gerekiyor. Büyük bir çoğunluğu bu strese bağlı demir tüketimi çok fazla. Mesela o da çok tipiktir. Hemoglobin yüksektir, demir eksiktir bu çocukların. Çünkü ferropitoz dediğimiz beyindeki şeylerde bir azalma başlar. Onu kullanır beyin. Farklı şeyler de kullanılır. Demiri azalmaya başlar. Çok bir handikaptır onu. Çok tipik belirtiler bunlar gördüğümüz. Onların tamamlanması gerekiyor. İşte B vitaminleriyle falan beraber, hani D vitamini söylemiyorum artık. Türkiye'de herhalde yüksek olan kimse var mı? Yok herhalde. Yok, Yok yok ya, galiba ya. maalesef. Evet. Hepimizin düşük, hepimizi Hepimizin bir takviye sürü. alıyoruz. Kim gelse öyle. Yani o yüzden onu söylemeyi unuttum ama en önemli şeydi diye düşünüyorum. Onları koyduğun zaman önemli. İşte biraz antioksidan onarımlar o anda destek alınabilecek. Biraz beyne uygun olan karotenoid grubu dediğimiz antioksidanlar. N-asetilsistein çok güzeldir hakikaten bu açıdan. Ara ara kullanılabilir. Bir de her şeyi her gün almanıza gerek yok. O da söyleniyor. İlaç gibi düşünüyorlar. Şu kadar şu saatte aldım unuttum. Değil. Yani orada önemli olan ne? Besinleri her gün aynı anda yemiyoruz. Ara ara aldığınız zaman önemli. Sadece şuna dikkat etmek lazım. Bazılarının eminim yemekle etkilenebilir. Mesela demiri düşünün. Çinkoyu düşünün. İşte orada fark ediyor. Yemekle beraber almak doğru olmayacaktır. Arada kaynayıp gider bunlar. Bir onlara dikkat etmek lazım. Ya da bir sakinleştiren bir şeyse akşam almakta fayda var. Onarım yapıyorsa gece uykudan önce. Ama daha bir aktif yapacaksa size o zaman da sabah almak gerekiyor. Bir de tabii uykuya dikkat etmek lazım. Çocuklar gerçekten uykuya dikkat edemiyorlar. O da başka bir sıkıntı. Bizim gece 10 ile 3 arasında böyle o dönem içerisinde uyku anında onarım fazımız var. Çocuğun sırada uyuması gerekiyor. Sabaha karşı ise kortizol segresyonu başlıyor ve güne hazırlıyor sizi. Ve sabah erken kalkan çocuklar, gün aşımadan kalkan çocuklar, orada stres pikleri var, kortizol pikleri devreye giriyor. Sizin orada onu sakinleştirmeniz gerekiyor. İşte o zaman da işte bu magnezyumlara glisinat formları gibi daha sakinleştiren farklı formları kullanmakta fayda var. Yani böyle hepsinin bir şeyi var, amaç. Nasıl bir bulgunuz var, nasıl bir sıkıntınız var, ona göre bunları yerine koymanız lazım. Ama olmazsa olmazlar her zaman. Fosfatidil kolin, fosfatidil serin, balık yağı. Lütfen balık yiyin bence. Türkiye'de yaşıyorsanız yani bunu mutlaka yapın. Hele kış döneminde mutlaka yapın. D vitaminleri mutlaka yerine koymak gerekiyor. O şart bence. Folik asit dediğim, biraz metilasyona bakmak lazım. Ve B vitaminin hangi form olduğuna bakması gerekiyor. Bu pH biliyorsunuz parametre etinamik amit luteinle kombinlenebilir. O antioksidanları biraz almak lazım ki beyne destek verelim. Bunlar yani epeyce bir etki göreceklerini düşünüyorum. Kolin zaten yani artık hiç tartışmaya bile gerek yok. Asil kolin için. Onları da yerine koyuyoruz. Evet. Teşekkürler. Bir başka dinleyicimiz sitikolin hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verebilir misiniz demiş. Evet. Kolin dediğiniz şey, sitikolin bir patente formu bunun. Gerçekten çok kritik. Sadece dikkat eksikliği değil, aslında en çok demansta kullanıyoruz biz onu. Çünkü beyin hastasının hakikaten çok çok önem taşıyor. Ama dediğim gibi bir paket olarak düşünün bunu. Tek başına sitikolin değil. İşte asilkolinin bir parçası. Yani benim aktivitem için, beynimin o hareketleri, belli şeyleri, nöronlar için gerekli olan maddeyi veriyorsunuz orada. O yüzden sitikolin mutlaka veriyoruz. Ama aynı zamanda bu sitikolinin, fosfatidil kolin, fosfatidil serin gibi kısımlarsa miyelin yapısında önemli nöron. Ya benim bir nöronumu onaracağım. Onların çalışmasını sağlayacağım, aracı molekülleri vereceğim. O yüzden bir sitikolin formasyonu alıyorsanız eğer,
Mutlaka yanında bir B vitamini kombinasyonları ve bu vitamin minerallerin eklenmesi gerekiyor ki beraber çalışsın. Çünkü tek başına stikolin orada pek bir şey yapamayacaktır. Mutlaka onları da koymanız lazım. Ortak preparat da olabilir. Ayrı ayrı dalar ise çok fark etmiyor. Ama kesinlikle özellikle demans, Alzheimer grubu için gerçekten çok etkili. Parkinson hastası, unutkanlığı çok fazlası çok işe yarıyor. Bu çocuk dikkat eksikliği var, hatırlamıyor. Onlarda da olabilir. Yani ona göre onlarda da genellikle ekliyoruz. O açıdan güzel bir ürün. Bir de sormamış ama böyle hani yumurtada, karaciğerde, sığır etinde kolin bulunuyor. Yani onları da unutmayalım. Yani bizim o sabah yumurta kahvaltımız çocuklar için çok ideal oluyor o yüzden. Yani kolin vermek için o da güzel bir yol olabilir ek olarak da. Besinden almak isterlerse özellikle. Yine ay çekirdeği. Ya yani bunlar da kolin içeren turpgiller. Bunlar içerisinde var baklagillerde kolin var. Evet, bunlar aynı zamanda bağırsak sağlığımız için de ay çekirdeği vesaire Gerekli de olan çok şeyler. önemli. Magnezyum açısından, çift açısından, selenyum açısından. Değil mi? Bizim ya bizde her şey var da neden bu kadar sorun çıkıyor bilmiyorum. Biz zorluyoruz galiba. Israrla red ederekten kendi bulunduğumuz ortamı biz kendimizi kötüye götürürüz. Yani çoğu ülkeden çok şanssız o açıdan. Her anlamda öyle. Evet, konu gerçekten çok geniş, çok kapsamlı, çok fazla da soru var ama vaktimiz bitmek üzere. Onun için son bir tane soruyu daha size sorayım. Sonra yavaş yavaş yayını kapatalım. Biraz önce bahsettiğiniz bu naneden bahsettiniz. Onu sormuş bir dinleyicimiz. Tıbbi nane nasıl kullanılmalı diye bu konuda ne söylemek istersiniz Nuray Hanım? Ben şöyle söyleyeyim. Bu seneydi. 2023'te böyle çok ne ya da science olması lazım. Çünkü şu an atmayayım direkt aklıma gelmiyor ama sadece nane ekstresinin Alzheimer tedavisi edici etkisi gösterildi. Ha, sadece onun. Ve bu şekilde bulunmuş preparatlar da söz konusu. Yani iyi bir etken maddesi olan nane ile olayımız sadece nefes açmak değil nane. Beyne göndermiş olduğu aromatik maddenin içerisinde bulunan bazı maddeler var. Etken maddeler var. Ki şu an bildiğim kadarıyla preparat olarak Türkiye'de yok ama yurt dışında var bunlar. Onları kullandığı zaman beyin aktivitesi otomatikman artıyor. Tıbbi nane de biraz daha güvenilir olduğu için ben tercih ediyorum. Mesela bir kahve yaptıkları zaman üzerine bir iki damla tıbbi nane ya da damlatırlarsa bu çok güzel gidecektir. Sıcak olduğu için kokusu kahve nane karışımıyla çünkü koklatarak yapmışlar bunu. Çok güzel etkiler alabilirler. Yani nane zaten bir nefes açar. Nefes açmak da önemli bu arada. Onu da unutmayalım. Sadece takviye beslenme demeyelim. Çünkü nefes çalışmaları çok basit, çok kolay. Ama beynimiz oksijen istiyor. Şeker istiyor, enerji istiyor, bu maddeler istiyor ama oksijen olmadan gitmiyor bu. Burnunuz tıkalıysa, bunu açmadıysanız bu da sıkıntı. Yani şu bir fokusu uyaracak nefesler de yaparsanız stres de azalacaktır. Üstelik çok bir maliyeti de yok. Hatta sıfır maliyet. Siz yapıyorsunuz bunu. Biraz onlar da çok önemli diye düşünüyorum. Nane de onun bir parçası aslında. Ama kahve ile çok güzel. Belki kakao çok güzel. Ben kakaoyu da seviyorum. O da hakikaten şey değil böyle hani sütlü şey çikolatalar değil de bu dark çikolatalar özellikle bitter çikolatalarla beraber aslında çocuğun da seveceği çok rahat tüketebileceği çiçekler yapılabilir. Evet, belki kahvenin Aklınızda yanına olabilir. eşlikçi olarak dark çikolatalar konabilir. O Yine olabilir. kahvemizi içerken Nane o küçük bir olabilir. damla dediğiniz gibi nane ekleyerek bunun faydasını arttırabiliriz. Evet, çok çok teşekkürler Nuray Ben Hanım teşekkür ederim. katıldığınız için. Gerçekten güzel bir konu, önemli bir konu. Sizin programı kapatmadan önce böyle hani bugünden akıllarında kalmasını istediğiniz, özellikle buna çok dikkat edin demek istediğiniz bir cümleniz var mı? Dinleyicilerimize iletmek istediğiniz. O cümleyi alayım, sonra yavaş yavaş yayınımızı kapatalım. Şimdi ben önce çok teşekkür ederim size de gerçekten moderasyonunuz için. Çok güzel, çok güzel toparladınız. Çünkü o kadar çok şey var ki ben bazen böyle bir dağıtıyorum. Yeniden siz çok güzel toplayıp özetliyorsunuz. O açıdan gayet güzel oldu. Tabii şu çok önemli. Hep şu baştan söylediğim şey şu. Bunlar dejeneratif bir hastalık değil. Dikkat eksikliği. Bazen avantaj bile olabilir. Onu da söyleyeyim. Çok da iş yapmak. Ama yönetebilirseniz. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben de hızlı konuşurum bu arada. Çoğu insan hızlı konuşma, hızlı okuma kurslarına gidiyor. Farkındaysanız. Ama genel olarak toplumda insanlar daha yavaş konuşuyor. Şimdi bu sizin bir artınız var aslında. Sorun ne? Siz başladığınız işinizi bitiremiyorsunuz. Ya da dikkatiniz olmadığı için hasarlar veriyorsunuz kendinize ya da işinize. Sadece yapacağınız şey, çünkü çok sinaps var burada beyninizde. İşte böyle bir MR yapıldığı zaman
Viruslarda büyümeler falan görüyorsunuz. Diğerlerinde atrofi görürüz. Böyle beyin daha böyle şeydir, farklıdır. Zaten bu çocuklarda bazı epilepsi nöbetlerine yatkınlık da artar. O kadar çok sinaps vardır ki. Bu avantajınızı, o önemli olan aslında yani dezavantajdan avantaja çevirmek çok kritik. İşte burada destek almak gerekiyor. Gereksiz aktivite mi var? Şimdi biraz yavaşlatacak diyetler. Ketojenik diyet. Sizi biraz yavaşlatır. Abartılı enflamasyonları azaltmak, asit yükünü azaltmak sizi biraz yavaşlatır. Yavaşlatmak derken bunu yok etmek anlamında düşünmeyin. Daha mantıklı hareket etmesini sağlar bu çocuğun ya da ben sadece çocuk demeyeceğim, yetişkinde de çok var çünkü. Evet, Aynı şey aynen devam kesinlikle ediyor. aynen Yani devam çocuk ediyor. demeyelim yani çocuklar değil sadece olan. Beynim ben çok çalıştırıyorsam hasarlamaya başlıyorum. O zaman onları birazcık destekleyecek, yapıyı düzeltecek maddeleri yerine koyarsan eğer o zaman çok daha güzel gidecektir. Hele ki bunu ölçerek bilerek yapıyorsan, ihtiyacın biliyorsan, bana özel olan şeyi doğru bir şekilde alıyorsan çok daha iyi olacaktır bu. O yüzden ölçümler çok kritik. Çoğu yerde ölçüm yapılabiliyor. Yapılamadıysa da kabaca verilebilecek şeyler var. İşte dediğim gibi balık yağları olsun, işte bu kolinler, serinler olsun, hep konuştuğumuz şeyler, antioksidanlar olsun. Bunların hepsi konulabilir. İster takviye formunda, ister gıda formunda. Her tarafta sebzeler, meyvelerimiz var. İnanılmaz baharatlarımız var. Sumaklarımız, tarçınlarımız, zahterlerimiz. Hiçbir ülkede olmadığı kadar var. Çok güzel zeytinyağımız var. Herkes erişebilir, bir şekilde erişebiliyor bunlara. Bunları kullanabiliyorlar. D vitamini dediğim gibi bence olmazsa olmaz. Bence herkesin bir miktar D vitamini alması gerekiyor. Güneş görüyoruz ama D vitamini diplerde. D vitamini mutlaka almak lazım. Bir de bütüne faydalı kısmını alalım. Biz bir kısmını hep atıyoruz. Mesela saplarını atıyoruz. Atmayalım saplarını. Bir ıspanak ya da kireviz yediğiniz zaman. Smoothie yapabilirsiniz. Çünkü bitki bizim gibidir. Neresini yerseniz orasını alırsınız. O saplarla dolaşımınızı hızlandırırsınız. Gayet güzel olur. Ya da böyle bir sitrus biyofermente diyoruz. Turunçgiller inanılmaz çok. Hani bu hep antioksidan kırmızı, turuncu besinler biz o kadar çok ki. Evet, Nuray Hanım birazcık keseceğim. Çok güzel Tamam, ben giriş artık keseceğim ama yapıyorsunuz bunların ama hepsini evet kullanma yani şansınız var. Ben çok da teşekkür ederim. kaydedemiyoruz ama yani kısaca şöyle söylemek istiyoruz. Bunlar dejeneratif hastalıklar değil. İyi yönetilirse buradaki dezavantaj avantaja bile Çok çevrilebilir. rahat da çevirebilir. Sadece beslenme gibi ki ülkemizde çok yaygın, çok rahatlıkla bulabileceğimiz besinlerle bile bu süreci iyi yönetebiliriz. İyi bir destekle, bilinçli bir destekle, doğru yönlendirmeyle rahatça çözebileceğimiz bir sorun. Evet, hepinize dinlediğiniz için, Çok teşekkür katıldığınız için, Nuray Hanım'ın ederim herkese. bize verdiğiniz bu güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. İyi günler. Eğer sormak istediğiniz farklı konular varsa sinova.com adresinden ya da info@sinova.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. İyi günler.